seyyidina ya Resulallah. Allahu liman hamida.
razı olsun. Gönüllü olarak İmam Hatip Lisesi öğrencileri gelip burada cuma namazı kıldırdılar. Neler söylersiniz? Vallahi çok teşekkür ederek çok memnun oldum. Allah razı olsun. Sağ olun. Nasıl kılıyordunuz vakit namazını? Diğer zamanlara biz işte imamsızlık. Bugün kadar da diğer zamanlar ne yapacağız biz? Ama bugün büyük bir sürpriz oldu. Selahınız okundu, ezan. Sağ olsun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi oldu, memnun olduk. Fakat bizim namazı niye gecikti? Niye de vermiyorlar buna? Allah razı olsun. Kıldıracaklar, mevlüt de okunacaklar. Mevlidimiz de okunacak. Öğrenciler gönüllü olarak bunu yapıyorlar. Tabii, her gönüllü. Hafta bir köye gidiyorlar. Nasıl buluyorsun bu uygulamayı? Tabii çok güzel, çok güzel tabii. Ya. Ne mutlu buraya geldiler, güzel. Köyümüzü şenlendirdiler ya. Selahınız okundu, ezanınız tabii, da okundu. Bunu duydunuz da ne hissettiniz? Çok iyi şeyler hissettik tabii. Milli Eğitim Müdürlüğümüze bir ay önce bir proje sunduk. İsmini gönülden gönülle koyduk. Çünkü gönlümüzde olan, İmam Hatip Sesi'nin gönlünde olan Kur'an-ı Kerimler, ilahileri ve birikimlerimizi özellikle imamı olmayan köylerimize, işte onlar da imama hasret, yani cemaat imama hasret. Bu hasreti gidermek için de bir proje hazırladık. Sağ olsun Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu projemize olur verdiler. Ve projemizi de bugün 3. haftasındayız. Ve bu projemiz kapsamında imamı olmayan köylerimizi Yozgat Müftülüğümüzden bilgilerini aldık. Ve ilk hafta Kaleköy'ümüze gittik. Geçen hafta İdeci Köyü'ndeydik. Bugün de yine merkeze bağlı Çallı Köyü'ndeyiz. Ve inşallah da haftada yine planımız devam ediyor. Haftada inşallah Topçu Köyü'nde. Bu köylerin ortak özelliği imamların olmaması. Cemaatler imama hasret. İnşallah bu köylerde, tabii ki burada cemaat imama hasret. Bizim öğrencilerimiz de son sınıf ağırlıklı getiriyoruz zaten buraya. Çünkü bu öğrencilerimiz bir dahaki sene zaten imamın karşısı, yani imam olacaklar, cemaatin karşısına çıkacaklar. Bu öğrencilerimizin de hitabet yeteneklerinin, birikimlerinin de ortaya çıkması için de tecrübe lazım. Bu şekilde tecrübe kazanıyorlar. İnşallah projemiz yani gittiğimiz köylerde çok güzel dönütlerini alıyoruz, ilgi görüyor. Yani gerçekten de İmam Hatip Sesi'nden böyle çıkması, yani İmam Hatip normalde de var zaten. Ama bu şekilde aksetmesi köylüler tarafından da çok olumlu karşılanıyor. İnşallah da bunun devam eder. Güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Çok güzel bir duygu. Hem de seneye hazırlık oluyor inşallah. İmamlığa hazırlanıyoruz burada. Daha önce camide namaz kıldırmış mıydın? Tabii yani buradaki 15. falan olacak. Nasıl heyecan, değişiklik oldu mu o günden bugüne? Ya tabii ki ilk çıktığınızdan bugüne kadar yavaş yavaş heyecanı atıyoruz. Yani şimdi elhamdülillah heyecanımız yok. Peki nasıl, cemaat nasıl karşılıyor senin? Genç bir imamsın, karşılarında görünce ilginç yorumlar alıyor musun? Yok yani bugüne kadar çıktıklarımdan elhamdülillah hep güzel yorum aldım. Yani güzel, cemaatimizden de iyi yorumlar alıyoruz. Allah razı olsun diyorlar. Hocalarımızın da katkılarıyla köylere gidip böyle cemaatle iç içe olup camilerde imamlık, müezzinlik, mevlid-i şerifler okuyoruz. Cemaat de memnun. Kur'an-ı Kerim okuyoruz, mevlid okuyoruz. Yani görevlerimiz değişiyor. Arkadaşlarımızla değişiklik olarak görev yapıyoruz. Değişiyor yani görevlerimiz. Yani bizim için çok güzel bir duygu. Bir de artık cemaatte yani eskiden imam hatiplerle, yani biz yaşamadık tabii ama imam hatiplerin eski durumundan dolayı bir de şimdiki durumla karşılaştırdığımız zaman cemaatte bunu görüyor ve gerçekten de daha çok mutlu oluyor. Şimdi imam hatipler her tarafa sağ olsunlar okulumuzun, devletimizin desteğiyle her tarafa gidebiliyor. Yani her işini yapabiliyor. O yüzden ayrıca daha mutlular yani. Kendilerine, hocama öncelikle ve bütün İmam Hatip Camii'ye teşekkür ederim. Allah razı olsun, bize pedi camiye de gelmeye artık şey yapmıştık. Hocamız olmadığından dolayı kendi başımıza evde namaz kılıyor, Bağdabaşı'da kılıyor. Onun için de bir sıkıntıdayız yani. Bir an önce inşallah camimize bir imam verilir de köyümüzde bu sıkıntıdan kurtarır. Bugün öğrenciler gönüllü köye, geldiler köyünüze, Allah razı olsun, ne hepsine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, o gençleri biz bağrımıza basıyoruz yani. Hakikaten bunlar pırlanta gibi, bunlar bir çiğdem çiçeği daha bizim yanımızda. İnşallah olgunlaşacaklar, yetişecekler. Millete, memlekete, vatana hayırlı insanlar olacaklar. İnşallah bizim gibi insanların da yaşlarının önüne düşüp onlara da yol gösterecekler. Bundan da memnunuz. Allah razı olsun. İnşallah ömürlerini uzun eylesin. Hayırlı başarılar dilerim kendilerine de. Sizlere